Şimdi bu dersimiz neydi? Sayısal elektronik dersi, bahar döneminde sayısal tasarım, İşte 3. yarı yılda mikrodenetleyiciler, 4. yarı yılda da ileri mikrodenetleyiciler adı altında dersimiz var. Bu derslerin temel amacı size dijital elektronikle alakalı bilgi vermek, sizi bu alanda geliştirmek. Son yıllarda özellikle tüm cihazlar artık dijital elektronik çalışır hale geldi. Eskiden analog yapıda olan cihazlar artık günümüzde hep dijital. Haliyle bu dersin sizin kariyerinize baya bir etkisi olacağını düşünüyorum. Mesela bir ses kartını ele alalım. Bu başka herhangi bir kart da olabilirdi. Baskı devre üzerine biz işte analog bileşenler olabileceği gibi dijital devre elemanları da barındırabiliyor. İşte regüle devreleri de barındırabiliyor. Mesela bu ses karsına mutlaka analog yükselteç tarafı da var. Ve dijital kontrol tarafı da var. Mesela şuradaki entegrenin de bir mikro olduğunu varsayalım. Mikrodenetleyicilerin içerisinde de veya benzer gömülü sistemler de olabilir. Ee, yine bir işlemci. Bu işlemcinin çalışmasını sağlayan oslatör sinyali, ee, belli bellek birimleri (ROM olabilir, işte RAM olabilir), giriş çıkış portları, seri port, timer gibi çevresel birimleri barındırabiliyor. O uygulamaya özgü böyle gerekli olabilecek bileşenleri. Yine içerisinde barındırabiliyor. Mesela bu işlemcinin iç yapısına bakacak olursak. Tabii ben örnek olması açısından basit bir işlemci seçtim. Intel'in 4004 mimarisi. İlk işlemci. Yani Intel'in üretmiş olduğu ilk işlemci. 4 bitlik bir veri yolu var bu işlemcinin. İç yapısında da yine. Burada tabi blok şemalar halinde gösterilmiş. Kırmızı renkte gördüğünüz aritmetik lojik ünitesi mesela ee, ne yapıyor? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi aritmetiksel ve mantıksal işlemleri yürütüyor. Mesela bayrak flip flopları var. Önümüzdeki dönem özellikle flip flopları göreceğiz. Bir bitlik hafıza sağlıyor ve ilgili işlemle alakalı durum bilgisini bu bayraklar da tutuyor. Benzer şekilde kod çözücüler veya verit yolu için tampon bilgisi. Hafızalar, yığın hafızası, kaydediciler. Bakın birçok ne var? Birim barındırıyor içerisinde. Alt birimden oluşuyor işlemcide. Nasıl bir mesela mikro iç yapısında böyle demin gösterdiğimiz gibi alt birimleri varsa işlemcinin içerisinde ne var? Böyle oluşturulmuş belli görevleri olan alt birimler var. İşte gençler, bugün dijital elektronikte tasarlanan tüm devreler temel iki mantıkla tasarlanıyor. Bunlardan bir tanesi bileşik mantık, diğeri ardışıl devreler. Açıkçası ardışıl devreleri tasarlayabilmeniz için yine bileşik mantık devresini kullanmanız gerekir. Ardışıl devreleri bağır dönemki derste göreceğiz. Bu dönem bileşik mantık devrelerinden bahsedeceğiz. Peki nedir bu bileşik mantık devresi? Belli girişler var. Bu girişe bağlı olarak belli çıkışlar üretebilen devrelere biz bileşik mantık devresi diyoruz. Yani girişe bağlı çıkış üretiyor. Giriş değişirse çıkış değişebiliyor. Önümüzdeki dönem mesela demin de söyledik ayrışıl devreleri tasarlayacağız. O zaman da işin içerisine hafıza girecek. Yani bileşik mantık devresi tasarım var. Bir de e, bulunduğu konumu, bulunduğu durum bilgisini tutan hafıza ihtiyacımız olacak. Haliyle arşıl devreler giriş bir de bulunduğu duruma bağlı olarak çıkış üretebilen devreler oluyor. Sonuç itibariyle bu dönemi iyi anlarsak, bileşik mantık devrelerini iyi anlarsak, bahar döneminde sizin için daha rahat geçecektir daha iyi anlaşılacaktır. Evet, bu bileşik mantık devrelerini de tasarlarken kullandığımız bileşenlere de biz temel mantık kapıları diyoruz. Bu temel mantık kapıları sayesinde biz bileşik mantık devrelerini, girişe bağlı işte çıkış devrelerini tasarlayabiliyoruz. Tabii ki. Burada bu mantık devreleri de neyden oluşuyor? Transistör, direnç gibi devre elemanlarından oluşuyor. Mesela değil kapısının içerisine örnek olması açısından böyle gösterdik. İki tane transistör, iki tane dirençle bakın böyle bir değil kapısı oluşturabilirsiniz. Eğer A girişine dijital bir gönderseniz, A üssü yani A değil çıkışından dijital sıfır okursunuz. Benzer şekilde dijital sıfır gönderirseniz de dijital 1 seviyesinde gerilim okursunuz. İşte bu devre elemanlarını da biz temelde ikiye ayırıyoruz. Aktif ve pasif devre elemanları. Zaten 3 tane pasif devre elemanı var. Bunlar direnç, kondansatör ve bobin. Bunları daha çok doğru akım devre analizinde göreceksiniz. Bir de transistörler var işte yarı iletken diyotlar değil mi? Transistörler. Bunlarsa daha çok aktif devre elemanı diye adlandırılıyor. Peki hocam bunun ayrımı ne? Yani niye işte direnç, bobin, kondansatör pasif devre elemanları derken transistörleri ve yarı iletkenli işte bileşenleri aktif denmiş. Bunun temel sebebi pasif devre elemanlarıyla kurduğunuz bir devreye yani bir girişi olacak bir çıkışı olacak e, muhakkak çıkışında elde edebileceğiniz güç, güç girişinden azdır. Yani e, eğer bir birim ya da bir watt enerji gönderiyorsanız çıkışından alacağınız enerji ne olacaktır? Bir watt'tan küçük olacaktır. Ama aktif devre elemanları e, şöyle çalışabiliyor. Bir giriş var, bir besleme var, bir çıkış var. Haliyle e, bizim Girişten elde ettiğimiz sinyali yükselterek ne yapabiliyor? Daha işte gerilimi yüksek veya akımı yüksek, sonuç itibariyle gücü yüksek e, sinyaller elde etmemiz sağlıyor. İşte bu sebeple bunlara aktif devre elemanları denmiş. Zaten transistör ismi nereden geliyor derseniz, trans-rezistör kelimelerinin birleştirilmesinden oluşturulmuş bir yapay kelime. Yani direnci değişebilen bir eleman. Şimdi potansiyometrenin de direnci değişiyor. Reostanın da direnci değişiyor. Ayarlı direnç bunlar. Peki transistörün ne özelliği var? Bunu da elektronik bir dersinde önümüzdeki dönem muhtemelen göreceksiniz. Transistörler gençler işte kolektör, emiter, beyz gibi BJT bir transistörde 3 tane bacak var. Burada biz beyz akımını kontrol ederek Kollektör ile emitter arasına geçen akımı kontrol ediyoruz. Yani kolektörle ile arasındaki direnci kontrol ediyoruz. Aslında transistörler gerçekten elektronik için bir dönüm noktasıdır. Ve transistörlerden sonra hayatımız çok fazla değişmeye başladı. Bu özellik sayesinde ki zamanda Nobel ödülü almıştır transistörün bulunması. Bu özellik sayesinde biz ne yaptık? Yükselteşleri tasarladık benzer şekilde günümüzdeki dijital elektroniğin de oluşmasına büyük katkı sağladı. Transistörlerin eğer aktif bölge diye adlandırdığımız yani bu değişen direncini kullanarak e, yükselteç olarak kullanabilirsiniz. Kullandığınız bir elektronik devre varsa biz bunlara analog e, elektronik diyoruz. Eğer transistörlerin on off gibi yani açık kapalı kısa devre veya açık devre gibi durumlarda çalışmasından çalışmasıyla oluşturulan devrelere de dijital elektronik diyoruz. Analog dijital kavramını anlattıktan sonra kodlamaya geçeceğiz. Bugün bilgisayarlar işte 1.0 ile çalışıyor. Neden 1.0 ile çalışıyor? Ya bir bilgi var ya da yok. E, tarihine baktığımız zaman aslında 10 tabanında çalışan bilgisayarlar da yapmaya çalışmışlar ama elektriksel olarak donanımsal olarak bu tür sistemlerde çok fazla hata e, aldıklarından ve tasarımı maliyeti çok arttığı için bundan vazgeçmişler. Günümüz bilgisayarları dijital elektronik 2 tabanını kullanıyor ve e, gayet de başarılı yani. Bugün bize sağladığı olanakları düşünecek olursak iki taban evet bilgisayarlar için en iyi seçenek. Eğer bilgisayarla uğraşıyorsak da iki tabanı ne? İki tabanın kuvvetleri arasındaki dönüşüm ve 10 taban arasındaki dönüşüm bunlar önemli. Haliyle bir dersimize de bu sayı dönüşümlerine yer vereceğiz. Çünkü ders kapsamında çok kullanacağız. Yeri geldiğinde kullanacağız yani. Sonra mantık kapılarını tanıyacağız. İşte mantık kapıları nasıl oluşturuluyor? Bazı mantık kapılarını çok kullanacağız. Bazılarını hiç kullanmayacağız. Bununla alakalı yine ilerleyen derslerde konuşacağız. Bileşik mantık devrelerinin tasarımı ki bu dönemin esas hedeflediği önemli konulardan biri. Yani girişe bağlı çıkış devrelerini nasıl tasarlıyoruz? Doğruluk tablolarını nasıl oluşturuyoruz? Bunun üzerine konuşacağız. Bileşik mantık devrelerini sadeleştirmesi diye bir konu var yani aynı şekilde çalışabilecek yani aynı girişlerde aynı çıkışları üretebilecek yine devre tasaracağız ama daha az kapı kullanacağız yani daha az e, Entegre kullanacağız ya da benzer şekilde bir tek kapıyla yine aynı devreyi tasarlayabileceğiz Mesela e, bizim iki tane kapımız var bunu yapabileceğimiz ve değil veya değil kapıları. Yeri gelince tabi onları da detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu tasarım niye önemli? Yani tek bir kapıyla niye devre tasarlayalım? Yine bu derste üzerine duracağımız konulardan bir tanesi. Multiplexer'lar artık hani bundan sonra bahsedeceğimiz konular gençler. Ee, bu haftaya kadar anlattığımız konularla üretilebilecek devreler. Multiplexer'ın iç yapısını anlatacağız ve multiplexer'la da yine bileşik mantık devresi nasıl tasarlanıyor kolay bir şekilde bahsedeceğiz. Demin hatırlarsanız işlemci içerisinde aritmetik lojik ünitesi vardı. Haliyle aritmetik işlemlerin mantık kapılarıyla nasıl gerçekleştirilebildiğini burada anlatıyoruz. Yine bu dersimizde bilgisayarların toplama ve çıkarma işlemini nasıl yaptığını, tümleyen aritmetiği diye adlandırılan bir aritmetik var. Bunun nasıl çalıştığını yine burada bahsedeceğiz. Son haftalara geldiğimizde de programlanabilir mantık devrelerini anlatacağız. Yani bugün pallar var, PLA'lar var. Bunları hep o derse detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama en basitinde mesela mikrodenin içerisinde flash hafıza var, ekare e prom var. Bunlar ne? RAM ne demek? Bunları da yine bu derste konuşacağız. Şimdi gerekli yazılımlar açıkçası e, ilk analog benzetimler için LTSpice diye bir program var. E, onu nasıl indireceksiniz, kuracaksınız anlatacağım. Hani bu ders kapsamında bu programı aslında fazla kullanmayacağız ama size tavsiyem e, özellikle mesleki açıdan yani elektronik bir de göreceksiniz. İşte doğru akım devran bu dönem görüyorsunuz. bu tür bir programı yavaş yavaş kullanmaya başlayın. hani diğer derslere de faydası olur. Biz bir iki kez kullanacağız. Yani bazı konularda kullanabiliriz. Ücretsiz ve kolay bir şekilde indirebileceğiniz program olduğu için burada öneriyorum. Programlardan bir tanesi Logisim. Bu daha çok işte kapıların çizimi bakın burada var. İşte V kapısı, veya kapısı gibi. Hani devre şematiği üzerinden simülasyon yapıyoruz. Bir tane daha alternatifimiz var. Belki duymuşsunuzdur. TinkerCAD diye Autodesk firmasının bir sitesi. Bu sitenin güzel tarafı sanki gerçekten borta devreyi kuruyormuşuz gibi devreyi kuruyoruz. Yani gerçek hayatta yapmanız gereken şeyleri de bort üzerine kurarken... Burada simülasyon olarak yapıyorsunuz. Online olması da büyük bir avantaj. Halde biz de bunu e, derste kullanacağız. Yani bu üç program bize e, iki yıl boyunca edecek bu derslere. Şimdi ilk programımız neydi hatırlarsanız? LT Spice. Gençler Spice tarzı programlar özellikle analog simülasyonlarda çok iyidir. Mesela Orchid Spice vardır. Analog Device'ın e, ücretsiz olarak verdiği bu program gerçekten e, kapsamlı bir program. Tabii ki daha çok kendi ürünleri var. E, onlarla alakalı simülasyonları yapabiliyorsunuz ama gerçekten e, önerebileceğim yani mesleki açıdan sizi geliştirebilecek bir program. Şuradan Download for Windows. Ben Windows kullandığım için. E, buraya tıkladığınız zaman inecektir. Ben zaten kurduğum için tekrar indirmiyorum. Şuraya Spice yazıyorum. Program açılışta da zaten bir şeye bakar, kütüphanelerine bakar. Eğer güncellemeler varsa güncelleyeyim mi diye soracaktır. Şimdi gençler programda şöyle e, yeni şematik diyerek bir işte proje açıyoruz. Farklı kaydederek bunu istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. E, kendi varsayılan yere şu an e, draft2 diye bir dosya oluşturdu. Hani eee save dediğimiz zaman da onun üzerine kaydediyor direkt. Şimdi çok sade bir arayüzü var ama gerçekten e, kapsamlı bir program aslında. Şuradan komponentlere tıklayıp mesela çok basit bir uygulama yapacağım. E, direnç alalım. Hatta komponentten de almaya gerek yok. R'ye bastığınız zaman direkt direnç çıkıyor veya şu yukarıdan dirence tıklayabilirsiniz. İki tane direnç e, şöyle koyalım. Yani gerilim bölücü tasarlayacağım bir tane. Nasıl çalıştığını anlamak, anlatmak için bir tane e, gerilim kaynağı alıyorum. Voltaj şuradan koyduk. Şu şöyle zoom olayını kaldırayım. E, PSpice tarzı programlarda muhakkak bir tane referans noktasına ihtiyaç vardır. Eee doğru akım devrenizde göreceksiniz, düğüm gerilimleri yönteminde yani neye göre gerilim kaç volt? Onu söylememiz gerekiyor. Bu yüzden bir tane muhakkak referans yani sıfır değerine ihtiyacımız vardır. Şunları ben böyle de yani referans noktalarını böyle çizebileceğiniz gibi bir noktaya verip kısa devre de edebilirsiniz. Yani şurası ile şurası kısa devre. Değer verelim. Şöyle 1K benzer şekilde 1K Şuraya da 12 volt. Sabah örneğin aynısı oldu. Şuraya koşan bir adam var, Run yazıyor. Ona bastığınız zaman simülasyon başlayacak ama diyor ki, e, hani ben nasıl bir simülasyon yapacağım? Transient yani geçiş analizim olacak yani belli bir e, zamandan başlayacağım belli bir zamana kadar mı? AC analiz yani belli bir frekanstan belli bir frekansa kadar mı? E, DC sweep dedi e, yine belli bir değerin değişmesine göre sonuçları mı göstereceğim? Gürültü analizimi yapacağım yoksa işte e, Transfer dediğimiz bu şey küçük sinyal transfer fonksiyonu ile alakalı bir simülasyon mu yapacağım ve DC OP dediği de gençler şey hani mesela doğru akım ile alakalı kullanabilirsiniz size sonuçları direkt gösterir yani uzun süre bu sistem çalışsa gelim değerleri akımlar ne olacak gibi sonuçları gösterir mesela bunu yapalım bakın ne diyor hemen direkt işte şöyle dursun şu şekli de göstereyim size. V dediği işte gerilim, Ne? N not yani düğüm, ikinci düğümün gerilimi altı olmuş. Peki hangisi ikinci düğüm? Onu da görmek için gençler şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Mesela V out diyeyim. Şöyle bir etiket koyuyoruz. Benzer şekilde şuraya da V in diyelim. Bakın yine simülasyonu çalıştırayım. Bakın V in 12 volt, V out 6 volt direkt söylüyor. Benzer şekilde R2 direnci üzerinden geçen akım, R1 direnci üzerinden geçen akım ve kaynaktan geçen akım. Zaten hepsi aynı seri devre olduğu için. Mesela tabi kondansatör konusuna ileride geçeceksiniz ama şöyle basit bir kondansatör koyalım. Yani Şimdi neden bu programın hani önemli olduğunu daha iyi kavrayacaksınız gençler. Bu arada 10 mikrofarad yani tamamen kafadan şöyle tahmini bir salladım değeri. Bu sefer analizi e, şuraya sağ tıklıyorum. Transient yapalım. Yani 10 milisaniye sonra dursun. E, ve böyle bir analiz. Tekrar çalıştıralım. Bakın, pardon bir de şöyle bir şey koyacaktım, onu unuttum. Şuraya da bir tane bobin koyacağız. Bu arada yine, hadi yine bu da bir mikro olsun. ve simülasyonumuzu çalıştıralım. Şunu silmek için sağ tıklıyorum. Delete this trace diyorum. Bir analize bir daha bakayım. Başlangıç değeri sıfırdan itibaren başlasın. Seçili olmayabilir. Evet, aynen tahmin ettiğim gibi bir daha başlat başlatalım. Bakın bizdeki hani gerilimin değişimi şu noktadaki Vout'taki gerilim değişimini gösteriyor. Benzer şekilde mesela şu noktadaki gerilim değişimini görmek istersek pardon bu veya alt değilmiş, şu zaten yani tıkladığımız noktaymış. V altı bakalım mesela da benzer şekilde gerçi çıktı. Yani süreyi de arttırabiliriz. biraz süre kısa oldu şunu 10 milisaniye değil de 100 milisaniye yapalım. Ve simülasyonu bir daha çalıştıralım. Bakın ne oldu? Belli bir sürede değil mi? Ee, şarj oldu. Yani bu gelim noktasının değişimini daha rahat bir şekilde gördük. Ee, burada mesela şu bobini buradan sileyim. Burada direnç değerleri yüksek olduğu için biraz e, ikinci dereceden bir çıkış bekliyorum ama direnç değerleri yüksek olduğu için e, onu pek göremedik. Şimdi şuraya bu bobin değerini öne aldım. Şu V altta salınım bakın elde edeceğiz. E, buraya yine 10 mikro diyelim. Şu direnç değerlerini biraz düşüreceğim. 10 ohm 10 ohm gibi. Evet. Bakalım simülasyonu bir daha çalıştıralım. Tabi e, simülasyon süresini kısmamız gerekecek baya. Muhtemelen tahmini olarak 1 milisaniye. Bakalım salınım oluşturabildik mi? Bakın gördüğünüz gibi önce gelim yavaş yavaş artıyor. Şu nokta, şunları sileyim. Hangi noktayı bakın görmek istiyorsak. way out şurası mesela benzer şekilde şu noktadaki gerilme bakacak olursak birazcık daha farklı. Şurada eğer e, sol tuşu masum basılı tutarak basarsam da iki noktasındaki gerilimi gösteriyor. Bakın şu en azından göstermiş olayım size. Bakın ne oluyor bobin üzerindeki gerilim değişimi değil mi nasıl gösteriyor? İşte e, bu e, temel devre elemanlarının nasıl çalıştığını devrelerin nasıl çalıştığını böyle görsel hale getirmesi ise bayağı bir şey katacaktır gençler. Tamam. E, derslerde gördüğünüz uygulamaları böyle simülasyonlarını yapabilirsiniz. İnternette bunları anlatan videolar da var. E, bizim dersimizle alakalı kısım ben zaten e, tasarlayacağım. İlgili derste e, onu anlatırız. Orada da kullanmış oluruz. Ama diğer derslerde de bu programı muhakkak kullanın derim çünkü bizim dersimiz kapsamında çok fazla programı kullanmayacağız ama unlock elektroniktir, işte güç elektroniğidir, elektronik 1'dir, elektronik 2'dir. Tamamen işinize yarayacak bir program. Logisim diyorum. Logisim ücretsiz indirebileceğiniz çok basit bir arayüze sahip. Öğrenmesi çok kolay gerçekten. Ücretsiz dedik. Bakın is free demiş. Ve açık kaynak. Bence çok başarılı bir program. Bir dönem boyunca bunu kullanacağız. İki yani şey iki dönem boyunca daha doğrusu bir sene boyunca. Download'a basarsak burada da ne yapmanız gerektiği kısaca anlatıyor. Öncelikle bilgisayarınızda Java'nın yüklü olması gerekiyor. Çünkü bu Java tabanlı bir yazılım. 5 veya üstü yüklü değilse şu java.sun.com'dan bunu yükleyebiliyorsunuz. Bunun dışında indirmeniz gerekiyor. Onda bakın şurada ki Linkten indirebilirsiniz diyor. Benzer şekilde e, hani indirim merkezine gittiğimiz zaman işte e, biz Windows kullanıyoruz. Excel dosyasını tıkladığımız zaman çalışacak. Bir setup'a gerek yok gençler. Benzer şekilde komut satırından da jar dosyasını çalıştırabileceğinizi anlatıyor. Biz indirelim ve çalıştıralım. Şuradan download diyoruz. Ben de zaten yüklü olduğu için ben şimdi iptal edeceğim. Evet. Bakın şöyle bir exe vazgeç diyorum. Benim bilgisayarımda muhtemelen setupların içerisindeydi o. Bakın şurada bir tane logisim bin işte aynı zaten 2.1 7.1. Şunu çift tıkladığınız zaman direkt program açılıyor. Bu kadar basit. Ee, yine basit bir uygulama yapalım. Ders kapsamında zaten bol bol uygulama yapacağız. Aile. Bir tane mesela burada kapılar var. Gate dediği kapılar. Bir tane değil kapısı e, seçtim. İşte e, benzer şekilde şöyle kısaca bir anlatalım. Bağlantılar. Mesela bir tane pin alayım. Şöyle. Burada işte ne seçiliyse bununla alakalı özellikler var. Burada mesela tristate state diye bir durum var. Hani bunu da derste konuşacağız zaten. Bunu no yaparsak şurada şöyle el işaretini seçtim. Burası ya 1 olur ya 0 olur dijital. Ee, değil kapısı dedik. Bir de çıkış koyalım. Bakın burada yine e, multiplexer'lar var. Demux, Mux diye adlandırılan aritmetik lojik ünitesi, hafızalar, giriş çıkış. Yani bir tane LED koyacağız. Ve bağlantılar. Şu onu da gençler e, direkt şöyle tıklayıp basılı tutarak bırakıyorum. Şöyle sola, e, sol tuşuna basılı tutarak ilgili yerde bırakıyorum. Bu kadar. Simülasyonu başlat gibi bir şey yok. Şurada sadece el sembolünü tıklamanız yeterli. Zaten renklendirme de yapıyor kablolar üzerinde gördüğünüz gibi. Değil kapısı işte girişi dijital birse çıkışı sıfır. Giriş sıfırsa çıkış bir. Devreyi takibini de kolaylaştırıyor. O yüzden gerçekten güzel, sade bir program. Bir başka tanıtacağım platform gençler, online çalışan platform. O da Tinkercad. Tinkercad'i de yine benzer şekilde Arduino programlarken de kullanacağız. Size istediğim bir, burada bir hesap oluşturmanız. Çünkü hesap oluşturduğunuz zaman yapılan çalışmaları kendi hesabınıza kopyalayabiliyorsunuz. Benim zaten bir hesabım var o yüzden giriş yapacağım. Evet böyle bir sayfa açılıyor. Tabii bu Tinkercad Autodesk'in, Autodesk firmasını belki duymuşsunuzdur. Autocad firmasının yine üreticisi. Hale 3D tasarım falan da yapabiliyorsunuz bu platformda. Bizi ilgilendiren kısmı Circles yani devreler kısmı. Şöyle yeni bir devre oluşturalım. Sabah baksın bir tane oluşturmuşuz şurada. Yine böyle basit bir devre kuralım. Tabi ders kapsamında böyle ilk uygulamaları özellikle ben yani ben yapacağım beraber yapacağız. bu platformda öğrenmiş olacaksınız. Öyle çok zor bir platform değil. Şurada temel bileşenlerden direkt tümü diyebilirsiniz. En aşağıda da bizim mantık kapıları var. Birçok devre elemanı da var. İncelersiniz gençler. Mesela deminki uygulamanın simülasyonunu yapalım. Yani değil kapısı. Bakın burada ne diyor? inverter dediği NAT veya invertör diye 74 hc 04 değil kapısının entegresi. Bakın gerçek hayattaki gibi bir entegre var. Yani sembol olarak değil. Demin mesela burada sembol haliydi. Gerçek hayatta bizim böyle karşımıza entegre olarak çıkacak. Bir tane board alalım. Yani bu platformun en büyük avantajı sanki gerçek hayatta devreyi kuruyormuşuz gibi bize kurduruyor. Board üzerine ne yaptık? Devremizi koyduk. E, besleme ihtiyacımız olacak. Bir tane güç kaynağı alalım. Şöyle. işte artı ucu getirdim. Buraya bağladım. Rengini de değiştirebiliyoruz. Kırmızı yapalım. Benzer şekilde eksiği de yine aşağıdaki kısma da bağlayabiliriz. Ben yukarıya hemen pratik olması açısından şuraya bağlayayım. Bunda rengini siyah yapalım. Şimdi bu entegrenin çalışabilmesi için bakın şöyle üzerine geldiğim zaman bacağın ne olduğu yazıyor. Güç diyor bunlara. Data tabi bakabilirsiniz. Bu güç dediği bacak besleme bacağı haliyle artı voltajı buraya gönderiyoruz. Bağlıyoruz. Bunun da rengini kırmızı yapayım. Şurası ise toprak. Ne? Bakın bunu şöyle aşağı tarafa bağlıyorum. Tabi bakın şu üzerine geldiğim zaman hepsi yeşil oluyor. Bu ne demek? Arka taraftan bu hat kısa devre toprağa bağlamak istiyorsam ben bunu yukarıya taşımam lazım. Şuradan da bir tane daha kabloyla ne yapalım? Bunu yukarıya taşıyalım. Yine bunların rengini siyah yapıyorum. Şöyle. Şu an beslemeyi verdik. Bakın bunun içerisinde altı tane değil kapısı var. Giriş 1, çıkış 1. Giriş 2, çıkış 2. Hepsi yazıyor. Tamam, dataşından da bu bakılabilir. 6 tane kapı var bu şekilde. Biz ne yapacağız? Bir tane butonla giriş 1'e Dijital 1 veya Dijital 0 göndereceğim. Çıkışında da LED e, yanıyor veya sönüyor olacak. Bunun için bir tane e, anahtar alalım. Mesela şu anahtarı alayım bu sefer. Sabah gidersen farklı olarak. E, şöyle bağlayayım buraya. E, anahtarın orta ucunu geliyorum. Giriş 1'e bağlıyorum. Bir ucunu beslemeye bağlayacağım şöyle yapalım. Bir ucunu da toprak seviyesine bağlayacağım ki yani dijital sıfır oluyor beslemeye bağladım. Toprak seviyesine bağladım da dijital sıfır oluyor. bir tane çıkışa led bağlayacağız. Bunun için de bir tane direnci ihtiyacım var öncelikle. R tuşuna basarsanız çevirebilirsiniz. Direncin değerini soruyor. 10 mertebesinde 220 veya 330 ohm olabilir. Bakın direnci rengini de değiştirir otomatikman. Bir tane led alalım. Şöyle led'i de şuraya yerleştiriyorum. Bakın anot katot diyor. Katot ucunu geliyorum yine eksiye bağlıyorum. Evet devrem tamam. Çalıştırmak için simülasyonu başlat diyorum. Bakın şu an Girişte e, dijital 0 uyguluyorum, led'im yandı. Dijital 1 uyguluyorum, led'im söndü. Deminki devrenin bu platform üzerinde gerçekleştirildi e, uygulama. Değişik animasyonlar da katmışlar. Örneğin devre e, 5 volttan fazla bir gerilim uygularsam, entegremi yanacağını bana söylüyor. Benzer şekilde bakalım 0 volt uygularsak da ne oluyor devremiz? Çalışmıyor. Her geçen gün gençler bu platform geliştiriyorlar. Şuraya tıklayınca da bakın de gelin değerini direkt yazabiliyorsunuz. İşte 5 volt. Yeni donanımlar geliyor. Hani geçen seneden bu yana çok fazla bir değişiklik göremedim. Patates pili limon pili gelmiş sanırım. Onun dışında ve çok fazla bir değişiklik göremedim ama muhakkak vardır. Detaylı bir şekilde incelemiyorum çünkü her sene. Ama şu kesin Autodesk firması bu platforma yatırım yapıyor. Evet, bugün anlatacaklarımız açıkçası bunlar. Yani sizden ricam haftaya kadar muhakkak bu yazılımları bilgisayarınıza kurun veya platformları biraz inceleyin.